Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com.tr AK Partili Marie Antoinette 2022 yılının Kasım ayı sonunda kabak çekirdeği fiyatları ile ilgili bir yazı yazmıştım. Kilosu 220 TL'ye kabak çekirdeği olur mu diye. Galatasaray'ın eski başkanlarından Alp Yalman'dan edindiğim alışkanlıkla maç izlerken kabak çekirdeği yemeyi seviyordum ve kilosunun 220 TL olması, daha doğrusu fiyatının bir yıl içinde iki katından fazla artmış olması beni isyan ettirmişti. Neyse ki artık fazla futbol izlemiyorum ve daha az kabak çekirdeği tüketiyorum. Yine dün evin yakınındaki kuru yemişçiden kilosu 620 TL'ye kabak çekirdeği alınca kasadaki arkadaşa AKP niye seçim kaybettim diye araştırma yapmasın boşuna. Pazara çıksınlar anlarlar niye kaybettiklerini dedim. 16 ayda hemen hemen 3 katına çıkmıştı fiyat. Sorma abi sorma sadece kuru yemiş değil neye elimizi atsak ateş pahası dedim. Eve gelince haberlere göz atmak için internete girdim. Başladım gülmeye. Biz kabak çekirdeği 620 TL oldu diye hayıplanırken AK Parti İzmir Milletvekili Şevnem Bursalı sosyal medya hesabına Monaka Yat Kulübü'nde yediği istokozun fotoğrafını koymuştum. Ekonominin hali yüzünden kaybettikleri seçim üzerinden henüz bir hafta geçmişken, dünyanın en pahalı kentinden sadece yat sahibi 2500 milyarderin üye olduğu Yat Club de Monaco'nun lokantasında. YCM sıkı kuralları olan bir yerdir ve öyle her baba yiğidin girip oturacağı bir yer değildir. Şaşırdım. Bir iktidar milletvekili Akdeniz kıyısının en havalı kulüplerinden birinin özel lokantasında menüdeki en pahalı yemeklerden birini yiyor. 250 gram 60 avro. Ve dahası bunu sosyal medyasından paylaşıyordu. Çöp karıştırıp yemek arayan millete ekmek alamıyorsanız pasta yiyin diyen Marie Antoinette gibi. Hemen birkaç arkadaşı aradım. Masada başka kimlerin olduğunu öğrenmek için. Masada birkaç kişi varmış ama sadece birinin kimliğini kesin olarak teyit edebildim. Modacı Zeynep Kartal'ın. İngiltere'de yaşayan ve Türk medyasına Lady Gaga'nın tasarımcısı olarak akseden başarılı modacının aynı zamanda First Lady'mize de moda danışmanlığı verdiği bir sır değil ve AKP çevrelerinde biliniyor. Masadaki bir diğer kişinin tarifinden sanki Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu olduğu izlenimi doğuyor ama kesin değil. Günahını almak istemem. Şimdi diyebilirsiniz ki, istakoz yemek ayıp mı? Tabii ki değil. Siz ben hepimizi yiyebiliriz. Hatta Şebnem Bursalı da. Ama bir milletvekilinin hem de bir iktidar milletvekilinin millet ekonomik krizle boğuşur, milyonlar açlık sınırında yaşarken bunu Avrupa'nın en havalı yat kulübünün terasında yemesi ve yetmezmiş gibi milletin gözüne sokarmışçasına bir de sosyal medyadan sergilemesi ayıptır. Tam bir ekmek alamıyorlarsa broşa alsınlar vakasıdır. İktidarın büyüsünün kaçtığının, boyasının döküldüğünün, cilasının kalmadığının işaretidir. Millet tokken istediğinizi yiyebilirsiniz. Kimse takılmaz buna. Ama millet açken bunu yerseniz sandığa gömülürsünüz. Benim hala merak ettiğimse bunun yanında hangi şarabı içtikleridir? Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez. Hele YCM'nin şahane manzaralı terasında. Not hiç şüphem yok ki şimdi troller benim yıllar önce sosyal medyamda paylaştığım ıstakoz pişirirkenki fotoğrafımı kullanacaklardır. Tabii o fotoğrafla ilgili bana söylediklerini Şeblen Bursalı'ya asla söyleyemeyecekler ama ben zaten sözde halkçı ve İslamcı geçinen bir partinin milletvekili değilim. Daha da önemlisi benim Karbereton iskelesinde bir balıkçıdan 3 kuruşa alıp evde pişirdiğim ıstakozla dünyanın en prestijli yat kulüplerinden birinin 3 Michelin yıldızlı aşçısının pişirdiği ıstakozu YCM'nin yeni binasının Port Hercules manzaralı terasında yemek aynı şey değil. Bu kez İran haksız mı? İran İsrail'i vuracağım dedi. Herkesin ödü patladı ve dün gece vurdu. Öğrendiğimiz kadarıyla atılan füzelerin ve yollanan dronların büyük bölümü imha edilmiş. Bir kısmı hedeflerini mi bilmem ama kentleri vurmuş. İlk gelen haberlere göre büyük hasar, büyük zayiat yok. İran'da konu tamamdır, fazlasını yapmayacağız demiş. İsrail ise hemen yanıt vermiş ve Lübnan'la Suriye'yi vurmuş. ABD desteğiyle meseleyi uzatmaz ve bunu da aynen Hamas saldırısı gibi bölgeyi kana ve ateşe boğmak için bir bahane olarak kullanmazsa dünya rahat bir nefes alabilir. Ve ben samimi olarak soruyorum. İran haksız mı? Ya da İsrail haklı olabilir mi? Sen git adamların Şam'daki konsolosluk binasını vur general rütbesindeki askerlerini öldür, Orta Doğu'da canının çektiği yeri bombala, canının çektiği yerde canının istediğini infaz et ama sana kimse dokunmasın. Böyle bir şeyi kim kabul edebilir? Vicdanı olan bir İsrail vatandaşı dahi kabul etmez. Bu nedenle İran haklıdır. İran rejimi bir ülkede olabilecek en kötü rejimdir belki ama bu konuda haklıdır. İsrail halkı bu saldırgan iktidarlara ve liderlere tahammül ettiği sürece biz de İran haklıdır demeye devam edeceğiz. Kimse de kusura bakmayacak. Çıkar 3 binlik 5000 binlik banknotu kimse İBAN kullanmasın. Mehmet Şimşek şimdi de İBAN ile yapılan ödemelerin peşine düşmüş. Halbuki bize İBAN kullanmayı öğreten AKP iktidarıydı. Bizzat Cumhurbaşkanı milletten İBAN bağış talep etmemiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yine de Mehmet Şimşek İBAN'dan rahatsız olmakta ve peşine düşmekte haklıdır eğer IBAN'la yapılan ödemeler bir faturaya dayanmıyorsa vergi kaçağına girer. Girer de en büyük banknotu 200 TL olan ve o da topu topu 6,5 dolara tekabül eden bir ülkede ne halt edeceksiniz? İstanbul Havalimanı'ndan taksiye biniyorsunuz 1000 TL yazıyor. İstanbul'a uçakla geldiniz o gün 3-5 yere taksiyle gidecek olsanız cebinizde sırf taksi parası için 10.000 TL bulundurmanız lazım. Keza Bodrum'da. Taksiciler de durumun farkında. Abi iban vereyim oraya at diyor. Taksici de balya balya parayla dolaşmak istemiyor. Suçlu cenneti haline gelmiş kentlerin sokaklarında. Otopark olmuş 2 saati 400 TL. Zaten pahalı hale gelmiş lokantalarda yemek yiyip %10-15 bahşiş bırakıyorsun bir deste para. Nasıl olacak bu iş Mehmet Bey? Çıkar binlik, iki binlik hatta beş binlik banknotları bak bakalım iban kullanıyor muyuz? 5 binlik banknot olur mu demeyin. 200'lük banknotlar çıktığında bugünkü 5 binlik banknotlardan daha yüksek alım gücüne sahipti. Yanıtlayan da değil, soran da kabahat. Hakan Ural'ın İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla ilgili bir televizyon kanalında yorum yapması dün gecenin en keyifli geyiğiydi. Ural, cehaletin verdiği bilgi zenginliği ve özgüvenle kendisine sorulan her konuda yorum yapmayı marifet sayıyor ve asla yahu ben bundan ne anlarım demiyor. Cehalet böyle bir şeydir zaten. Bilmediğini bilmez. Ancak ben yine de Hakan Ural'a zerre kızmıyorum. Asıl sorun böyle bir konuda Hakan Ural'a mikrofon uzatanda. Hakan Ural'ı karşısına alıp bu konularda soru soranda. Kızacaksanız ya da dalga geçeceksiniz onlara kızın. Bırakın Hakan Ural'ı. Onu babası bile sevmiyor zaten. Ne zaman insan oluruz. Dünyada barışa en büyük tehdidin ABD olduğunu anladığımız zaman.